Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün ada turlarına çıkacağız. Buranın isimlerini için tek tek vermeyeceğim. Sürpriz olsun. Onların her bir tanesini gezeceğiz. Bu Seyşeller'in en güzel koylarına, o asıl maviliklerin içine gireceğiz. Çünkü ada etrafında bunları çok fazla göremiyorsunuz. Yani gene çok güzel sahiller var ama asıl o muhteşem, o Instagram'da ya da YouTube'da gördüğünüz muhteşem mavilikler, zümrüt yeşillerini bu ada turları sayesinde görüyorsunuz. Az önce konuştum, dediğim gibi her şey burada biraz pahalı. Turlar da aşağı yukarı 100 dolar civarında arkadaşlar. 100 dolar, 100 euro civarında. İçine tabii yemek de var. Size otelden de alıyorlar. Buraya gelince de bu ayarlayabiliyorsunuz. Kendinize konuşabilirsiniz ama otelden rezervasyon da yaptırabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi arkada böyle biraz daha güzel tekneler. Bizim Türkiye'dekiler gibi böyle ahşap hani görünümlü tekneler değil. Biraz daha böyle yat vari teknelerle gidiyorsunuz. Çünkü okyanusta bu tekneler gittiği için sağlam olması gerekiyor. Güvenli, hiçbir sıkıntı yok. 9.30'da da her gün bu marina, Seyşel'deki marinadan kalkıyor. Zaten görüntüleri biraz izliyorsunuz ara ara. Şu anda hemen yanında bir tane de bar da var. Ya da işte bir market de var. İçeceklerinizi alabiliyorsunuz. Çünkü anladığım kadarıyla teknenin içine satış yapılmıyor. Öğle yemeğini bir adada yiyeceksiniz ama teknenin içine satılmıyor ama öncesinde alıp yanınıza biralarınızı, kolalarınızı, artık ne içiyorsanız alabilirsiniz diyorum. Artık bu mavilikleri görmek için heyecanla bekleriz. Bot turumuza başladık arkadaşlar. Şu anda Moyen Adası'na geldik. İlk turumuz Moyen Adası olacak. Burası tam 4 adanın ortası. Moyen, St. Annie, Long Island ve diğerlerinin ortasında bir yerdeyiz. Zaten görüntüyü görüyorsunuz. Şu anda inanılmaz güzel. O Maldivlerin, Seyşellerin, Mayurtis'in o verdiği esinti var. Dediğim gibi şu anda adaya geldik. Burada şu arkamdaki Moyen Adası'nda küçük bir tura çıkacağız. İstiyanlar yürüyecek. İstiyanlar snorkeling yapacak. Okey. Ondan sonra artık devam edeceğiz. Şu an iniş olduğu için ben kapatıyorum. Birazdan adada devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar, tur size iki tane seçenek sunuyor. Birini isteyenler inip Moyen Adası'nda gezebiliyorlar. Adayı turluyorlar. İsteyenler de tekne tekrar açılıyor. Ve snorkeling yapmaya gidiyorsunuz arkadaşlar. Biz snorkeling yapmak istediğimiz için, yani suya girmek istediğimiz için biz adayı gezmeyeceğiz. Sonra yemek yemek için zaten adaya geri döneceğiz. Ve hazırsanız muhteşem maviliklere daha bir derinden bakacağız. Ve ilk yüzme rotamızdayız arkadaşlar. Şu an 45 dakika Moyen Adası açıklarında duruyor tekne. Size ekipmanlarınızı veriyorlar. Snorkel, gözlük ve aleti veriyorlar. Yani yoksa dert etmeyin. Sonra su altında çok güzel bir dünya var. Orayı 45 dakika boyunca görüyorsunuz. Şu anda işte böyle bir cennetteyiz. Gerçekten çok güzel. Hint Okyanusu'nda da yüzmüş, atlamış olduk. Geldiğimiz yer ilk bir Eden Adası'nı gördükten sonra hemen Seyşel'deki marinadan çıktık. Eden Adası'na geldik. Orada böyle bir baktık. Teknelerin hepsinin altında cam gözlem yerleri var. Oradan aşağıyı sürekli gözlemleyebiliyorsunuz. Akvaryum koyuna geldiğiniz zaman ilk başta balıklar altınızdan geçerken siz onları ekmekle besliyorsunuz. Onlar altınıza geliyor. Şu anda geldiğimiz yerde arkadaşlar Moyen Adası'nın açıkları. Bakın şu gördüğünüz ada Moyen Adası. St. Annie Adası'na gideceğiz. Long Island var karşıda. Onların hepsine gelince anlatacağım ama önce Moyen Adası'nı anlatayım size. Önce turu anlatayım, pardon, en başa dönelim. Şimdi online olarak buradaki birçok bot firmasından ya da bu tur firmalarını ayarlayabiliyorsunuz. 100 dolar maalesef bir fiyatı var arkadaşlar. Buna öğle yemeği ve otel transferleri bazılarına dahil, bazılarına değil. 100 dolar gibi ücreti gözden çıkarmanız gerekiyor. Daha önce dediğim gibi Seyşeller oldukça pahalı bir ülke. Bizim için, Türkler adına. Hatta bence Avrupalılar için bile pahalı. Sonra bu turlarda sizi sabah saat 10'da 9.30-10 arasında turlarınız başlıyor. Size verdikleri kağıtları ya da o internet çıktılarını mutlaka yanınıza alın. Online yapmadıysanız buraya geldiğiniz zaman da zaten hepsinin ofislerini ya da marinaya geldiğiniz zaman da ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra turunuz başlıyor. İlk dediğim gibi bir Eden Adası'na uğradık. Şimdi Moyen Adası'nda isteyenler adaya gidip şu adanın içindeki yani yürüyorlar. Ormanın içinde bir nevi yürüyüş yapıyorsunuz. İsteyenler de snorkeling turuna, yani şu anda bizim yaptığımız
snorkeling turu için 45 dakika boyunca biraz açıkta yüzüyorlar. İşin en güzel tarafı, o eğer yanınıza ekipmanınız yoksa size palet, snorkel ve gözlük de veriyorlar. Şimdi böyle keyfini çıkardık. Bir sonraki adada size anlatmaya devam edeceğim. Moyan Adası'nda turlar başlıyor arkadaşlar. Bu turun kapsamında böyle adaya gezerken kaplumbağalara yine denk geliyorsunuz. Seyşeller'de çok yerde bunu görebiliyorsunuz. Bu arkadaş, what's his name? No name. No name, adı yokmuş. 78 yaşında arkadaşlar bu gördüğünüz devasa çınar. 200 yaşına kadar yaşıyorlar, onu da söyleyeyim. Ama şu ana kadar gördüğümüz en yaşlısı buymuş. Ya inanılmaz bir şey ya, gerçekten. Ahtih yarabbim, malçık. Gerçekten çok insancıl, hiçbir şekilde ısırmıyor. Ama yine de ağız tarafına dokunmayın diyorlar. Evet. İlk defa yürürken görüyorum. Evet arkadaşlar, Moyan Adası'nın civarından çıkarılan eserler burada sergileniyor. Burada küçük bir müzede yapmışlar. Turunuza dahil olarak satılıyor. Yani burasının bileti. Onun dışında bakın burada stonefish dedikleri dünyanın en tehlikeli balığı var. Kamuflaj yetenekleri muazzam. Buna dokunduğunuz anda ya da sizi ısırdığı anda 5 saat içerisinde ölüyorsunuz. O yüzden snorkel yaparken lütfen ayağınızı basmamaya çalışın. Yüzeyden izleyin her şeyi. İşte böyle bir hikayesi var onun da. Devam ediyoruz turumuza. Burada bebek kaplumbağaların saklandığı yer var. Korunduğu yer var. Bakın bir tanesi dönmüş, dönemiyor. Burada belli bir yaşa kadar büyütüldükten sonra hepsi bu adanın doğasına salınıyorlar. Zaten adanın dört bir yanında botanik bahçe gibi. Bakın her yerde tabelalar da var. Hangi bitkinin ne olduğunu çok iyi öğrenebiliyorsunuz. Yine burada kaplumbağalarla ilgili bilgiler de var. Mesela buradaki ağaçlar Brav Sandal bitkisiymiş şu arkadaşlar. Moyan Adası'nın bir özelliği de arkadaşlar, burada 100 bin tane korsan altın olduğuna inanıyorlarmış. Mr. Brandon ünlü bir denizci buraya gelmiş, her yerini aramış ama bulamamış. Bu da onların, bakın o korsanların mezarları. Arkada küçük bir kilise var. Şimdi oraya doğru gidelim bakalım kilisede neler varmış. Şimdi anlatıyorlar. Brandon'ın mezarı da burasıymış. Geçen Raymond yazıyor ama herhalde yanlış bilgi verdi. Ama şu anda burada ciddi bir hazine olduğuna inanılıyor ama daha henüz kimse bulamamış. Kiliseye çıplak giriyorlar. Çok ayıp. Evet, şu anda gördüğünüz gibi bakın küçük bir şirin kilisenin içindeyiz. Hep söylüyoruz arkadaşlar, turizme verilen önem çok önemli. Bakın burası çok da öyle zengin bir ülke değil. Ama turizmin önemini bildikleri için küçük adalara bile yatırım yapmışlar, yollar yapmışlar. Rahat rahat yürüyebilmeniz için böyle merdivenler yapmışlar, turistik faaliyetler koymuşlar. Ülkemizde nice muhteşem güzellikler umursamamazlıktan dolayı maalesef gelişmiyor. Ama Moyan Adası bile bakın şu anda her gün binlerce turisti ağırlıyor. Julian Melidor arkadaşlar bu adanın ilk sahipleri. Daha doğrusu burada yaşayan ilk insanlar. 42 sene boyunca bu adada yaşamışlar. Ve buraya geldiğiniz zaman onların hikayesiyle ilgili böyle güzel bir bilgi de var. Yani böyle bir adada 42 sene sıkılmadan yaşanır mı bilmiyorum. Öyle insan ne zaman böyle yerleri gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz ama tabii uzun soluklu yaşar mıyız bilmiyoruz. Şimdi turlarda neler veriyorlar arkadaşlar bir bakalım. Böyle koca bir tabağı dolduruyorlar size. Meyve pişileri var. Daha doğrusu sebzelerle yapılmış pişiler var. Kızarmış ekmek var. Şöyle noodle var. Noodle'ı bitirmişler orada.
Salata var arkadaşlar. Hello. Hello. Chicken curry var. Gördüğünüz gibi işte sen beni çekme, beni çekme falan gibi triplere girmiyorlar. Gayet iyiler. İşte basmati pirinci ve mercimek çorbasının daha katı hali gibi bir şey var. Burada curry var. Thank you ladies. Öğle yemeğinden sonra bu adaya geldik. Burası Long Island. Arkamda gördüğünüz ada Long Island. Eskiden hapishane olarak kullanılıyormuş bu ada. Ya nasıl hapishane anlamadım. Ama şu anda öyle kullanılmıyor. Hatta Shangri-La Hotel de buraya bir 20 sene önce tesis yapmak istemiş. Sonra ne olduysa artık yapamamış. Arka tarafta onun da otelinin inşaatını görebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir espri yapıyorlar. Seyşeller'de konaklama çok pahalı ama oraya gelip ücretsiz kalabilirsiniz. Şu an inşaat halinde. Atın kampınızı yapın diyorlar. İşte burada duruyor tekneler. Buranın güzel tarafı şu, bakın tekne şurada durdu. Biz oradan buraya, şuradan aşağıya kadar yürüyerek geldik. Hatta çoğu zaman diz altıydı. Şurada güzel bir kumluk var, kum yolu var. Oradan buraya kadar gelip, şu etrafını bir göster. Tam adanın ortasına geliyorsunuz. Daha sonra suyun ortasındaki küçük kayalıklara geliyorsunuz. Ve bütün o adalar şu anda çevrenizde oluyor. İşte az önce yemek yediğimiz ada, onun karşısında sen en iyi adası Long Island. Ha pardon, sen en iyi şurası. Onun dışında Seyşeller'de zaten karşı taraftaki dağlık yer. Bu herhalde artık son olacak, son durağımız olacak. Buradan sonra Seyşeller'e geri döneceğiz. Ama sonraki günlerde Prastin'e geçtiğimiz zaman orada bir tekne turu bizi bekliyor. Güneş karşıdan vurduğu için çok bakamıyorum kameraya. O zaman bir sonraki adada görüşmek üzere.